Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, Resulüne salat ve selam olsun, Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli ETV izleyicileri, bir müftülük saati programıyla sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz mahremiyet ve sanal dünya. Bu konuyu çok kıymetli Manisa İl Vaizi Ahmet Çen hocamla konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah. Sizler? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, aile hayatımızı yakından ilgilendiren mahremiyet konusunu ve bir Müslümanın teknolojiyle imtihanını konuşmaya çalışacağız. Sanal dünyanın gerçeklerini ve dinimizin bu konuda bakış açısını inşallah hocamızla dinlemeye çalışacağız. Hocam öncelikle mahremiyet nedir? İslam'a göre mahremiyet çeşidi nasıldır? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun. Efendimiz'e, aile ve ashabına, ehl-i beyt ezvaçlarına sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin hocam. Bizleri yine bir müftülük saati programında bizleri bir araya getiren Rabbimize tekrar hamdolsun, şükürler olsun. Konumuz mahremiyet. Mahremiyet nedir? Çeşitleri var mıdır? Varsa nelerdir? İslam'a göre nedir? İslam'ın bakış açısını birinci olarak anlatmaya çalışacağız. Mahremiyet harame kökünden gelir. Arapça olarak baktığımızda harume sülasi fiilinden gelir. Haram ismi yasak manasında. Haram kelimesi de bizim dilimize girmiş. Haram yasak manasındadır. Mahremiyet yasaklık durumu, haramlık durumu manasına gelir. Konu insan vücudu ya da cinsellik söz konusu olduğunda, evet, vücudun dokunulmazlığı, vücudun mahremiyeti manalarına gelir, evet, mahremiyet. Bu manada tarifini yapacak olursak mahremiyetinin, vücutta bakılması, dokunulması ve üzerine konuşulmasının yasak olduğu veya uygun olmadığı bölgelerin, özel vücudun özel yerlerinin üzerinde özel yerlerin dokunulmazlığını ifade eder. Evet, evet. Başka bir manada hem günümüzde hukukta insanlar arasında mahremiyet dediğimizde daha çok anlaşılan, evet, özel alan, gizli alan, insanların özel hayatı, başkasına açık olmayan, sınırlı, yabancıya kapalı olan alana mahremiyet diyoruz. Evet. Mahremiyet alanı diyoruz. Şimdi cahiliye döneminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önce, o dönemde cahiliyede şöyle bir adet var. İnsanlar birbirlerinin evlerine istediği zaman, istediği saatte çat kapı girebiliyorlar. Böyle bir adet var cahiliyede. Evet. Çat kapı girebiliyorlar. Hatta arka kapıdan, pencereden, bacadan bile girme şeyleri var, adetleri var. Uğurluk getirir, uğursuzluk getirir, böyle başka açılar var. Konumuz o olmadığından ayrıntıya girmiyorum. Böyle bir adet var. O dönemde peygamberlik geldikten sonra, Müslümanlık yayılmaya başladıktan sonra bu konuyla alakalı, dinimizin emirleri, mahremiyetle alakalı, ev hayatıyla alakalı çizgiler, kurallar gelmeden önce Müslümanlar da cahiliyenin adetlerini devam ettiriyorlar haliyle. Evet, evet. Alışkanlıklarına devam ediyorlar. Böyle bir durumda bir hanımefendi Peygamber Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, bu adet can sıkmaya başladı. Rastgele insanlar geldiğinde çok böyle özel hallerde yakalanabiliyorum evde. Yani bunun bir çaresi, bir şey yok mu diye Efendimiz'e şikayete geliyor veya derdini anlatmaya geliyor. Demek ki çat kapı eve girilmesi durumunda kadın mağdur olmuş demek ki. Evet. Bugünlerde, o günlerde Hazreti Ömer de benzer bir şeyi yaşıyor. Ya Resulallah, beni çağırma üzere gönderdiğin arkadaş, çocuk, elçi rastgele girdi, kendimi yani çok istemediğim bir halde yakalandım. Ya bunun bir çaresi yok mudur ya Resulallah diye Hazreti Ömer Efendimiz'e şey yapınca ilgili ayetler geliyor. Sınırlamalar geliyor. Nedir onlar? İşte evlere selamsız girmeyin. Evet. Ayetlerin derinlemesine girmeyeceğim. Sadece mesajlar. İzin anlamına gelir değil mi hocam aslında? Selam vermek. Selamsız girmeyin. Haber vermek. İzinsiz girmeyin. Evet. Haber verin.
Yani bir eve girerken rastgele girmeyin. Yani selam vermek, haber vermek. İçerisi müsait değildir insanlar. Müsait değil izlediler. O zaman zorlamayın, ısrar etmeyin. Geri dönün, gidin, başka zaman gelin. Evet. Şeklinde ayetler, tavsiyeler. Ondan sonra bir de buluğ çağına ermiş çocukların ev hayatında mahremiyet kurallarına dikkat etme hususunda da Allah Celle Celaluhu bir kısım ayetler göndermiş, emirler göndermiş. Ne diyor? Buluğ çağına ermiş çocuklarınız anne babalarının odalarına günün 3 vaktinde, yani istirahat vakitlerinde, giyinip soyunma ya da özel istirahat vakitlerinde, sabah, akşam ve öğlen 3 vakitte çocuklar anne babalarının yanına mutlaka izin alarak girsinler. Evet. İzinsiz girmesinler. Ayet-i kerimede var. Aynı şekilde kardeşler arası hukukta da bu geçerlidir. Kız kardeşler, erkek kardeşler buluğa erdikten sonra kardeşler veya anne baba yetişkin evlatlarının odalarına girerken ne yapmalılar? Bir selamla müsait misiniz diye geldiğini haberdar ederek uygun olmayan tarzda mahremiyet sınırlarını istemeden çiğnememek üzere böyle güzel kurallar getirmiş. Hoş olmayan bir şeyle karşılaşmamak için değil mi? Hoş olmayan ordu şeylerle karşılaşmamak için yani. Evet. Neticesinde mahremiyet kurallarını Cedid-i bu şekilde dizayn etmiştir, sınırlamıştır, kurallar getirmiştir, düzene sokmuştur. Mahremiyet dedik, tarifini yaptık. Mahremiyetin bir de çeşitleri var. Evet. Gördüğümüz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla. Beden mahremiyeti, dil mahremiyeti, yaşam alanı mahremiyeti. Bu yaşam alanı aile içi olabilir, iş alanı olabilir veya sosyal yaşadığımız çevre olabilir. Düşünce mahremiyeti, kadın erkek ilişkileri ve cinsellik mahremiyeti gibi çeşitlere ayırabiliriz. Hep buralarda Yüce Dinimiz kendi kurallarını koymuş. Batı bakış açısına göre, Batı'nın bize direttiği bakış açısına göre kuralları kişinin kendisi koyar, kendisi bilirler. Rızaya dayalıdır yani. O konuya inşallah diğer ilerleyen dakikalarda değiniriz. Evet. Ama Yüce Dinimiz İslam'da mahremiyet kurallarının çoğunu Allah Celle Celaluhu belirlemiştir yani. Dinimiz koymuştur yani. Dinimiz belirlemiştir. Yani. Ona göre dikkat etmek, davranmak gerekir diye düşünüyoruz. Sayın Hocam, mahremiyet konusuna baktığımız zaman mahremiyetin bir dezenere olduğu değil mi hocam? Çözümü olduğu bakıyor. Evet. Hani mahremiyetin önemsiz olduğunu çevremizde görüyoruz yani. Bu şekilde bir algı oluşturuluyor. Hocam bu mesela nasıl aşılabilir? Neden başladı bu çözülme? Mahremiyetin böyle sıradan bir şeymiş gibi olması nasıl bu hale geldi? Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Evet. Mahremiyetin dejener olduğunu, çözülmeye başladığını fark ediyoruz. Şimdi biz fark ediyoruz ama birileri bunu daha önceden fark etmiş. Evet. Bunun bir süreci var yani. Doğru hocam. Ve sebepleri var yani. Hemen şöyle söylemek istersek. David Vincent diye bir yazar, bilim adamı. Mahremiyetin tarihi şeklinde bir yazısı var, eseri var. Evet. Mahremiyetin tarihini yazan David Vincent bu kitabında şöyle bir tespitte bulunuyor. Mahremiyetin erimeye başlaması 1960'lı yılların ortasına dayanır diyor. Hmm. Sonun başlangıcı o zaman başlamıştır diyor. Bak birileri bunu 40 sene önce, 50 sene önce fark etmiş. Biz planlamış değil mi hocam? Program yapmış, planlamış. Bakmış, incelemiş, sosyalatı incelemiş, böyle bir sıkıntının olduğunu fark etmiş, tespit etmiş. Zaten böyle olayları herkes fark edemez. Birileri fark eder, çok nadir. Evet. Fark etmiş, 1960'ların ortasında başlıyor bu diyor. Ve şöyle söylüyor. Bunun sebebi de sosyal iletişim ağlarının yavaş yavaş o dönemde çoğalması, kamera, dinleme cihazları ve bilgisayar teknolojilerinin daha önceden de kullanılıyor ama devlet tarafından, istihbarat tarafından ve özellikle de ticari açıdan, ticari sektörün bu işi kullanmaya başlaması ve reklam unsurunda, reklam hayatında bu işi kullanmaya başlaması, kamera 1900'lü yıllarda icat edilmiştir. Evet. Ama sosyal medya olarak insanların hayatını, mahremiyetini ilk defa tehdit ayak sesleri 1960'larda bu cihazların insan hayatında, ticari sektörde, reklam hayatında, görsel hayatta, televizyonda kullanılmaya başlamasından itibaren başlamış ve bunu deyim etmişse de o zaman fark etmiş, böyle bir tespitte bulunmuş. 2006 yılında yine David Hortzman diye bir yazar, Mahremiyetin Kaybı adlı eserinde 2006, neredeyse 15, 16, 17 sene önce
bir tespitte bulunuyor. Diyor ki mahremiyetin erimesi, kaybolması buzulların, kutuplardaki buzulların erimesinden daha hızlı, daha hızlıdır diye bir tespiti var. Evet. Buzulların erimesinden daha hızlı mahremiyet erimektedir. Ve bu geri döndürülemez halde ilerlemektedir. Nereye gider bilmiyoruz diyor. Ve şunu söylüyor. Artık sizin bildiğiniz manada, bugün bildiğimiz mahremiyet aslında kayıptır, artık bitmiştir diyor. Evet. 2006. Birileri 1960'larda başladığını, o zaman ayak seslerini tespit etmiş. Evet. 2006'da David Holtzman çok hızlı bir erimenin başladığını tespit etmiş. 2010 yılında Face'in kurucusu Mark Zuckerberg, nasıl okunuyor bilmiyorum tam ya, yani Zuckerberg, Face'in kurucusu şu tespitte bulunuyor. Artık mahremiyet norm değildir. Artık mahremiyet mecburiyet değildir. Artık mahremiyet gerekli değildir. Mahremiyeti artık kural olarak hayatınızdan çıkarın diye tavsiye etmiş. Yani mahremiyeti artık şey olarak, bir kural olarak görmeyin, rahat olun diye. Bunu ne zaman söylemiş? 2010'da, 12 sene önce. Evet. Ve geldiğimiz noktada baktığımızda gerçekten artık sosyal mecrada, dijital çağda mahremiyetin artık önünden engeller kaldırılmıştır. Yani sınırsız yaşam alanı oluşmuştur. Birileri bunu kullanıyor. Daha hassas insanlar, Müslümanlar arasında kullanmayanlar var tabii ki. Ama Face'in kurucusu Mark devam ediyor sözüne. Sosyal medya, dijital çağ elbette ki çok çeşitli, çok fazla bilginin paylaşım alanı olmakla beraber insanlar artık daha fazla insanla temasa geçiyor. Daha açık bir şekilde paylaşıyorlar her özel şeylerini. Hayatını, değil mi hocam? Özel hayatını özel paylaşıyor. Özel hayatını. Daha açık bir şekilde, evet. Daha cesur ve daha rahat bir şekilde paylaşıyorlar. İşin en enteresan tarafı, insanlar bundan şikayetçi değil. İnsanlar böyle bir sistemden gayet memnun. İşin en can alıcı tarafı bu. Önceden mahremiyetin çiğnenmesi bir suç teşkil ederken, hala da suç. Bir insan mahremiyetinin çiğnenmesini istemiyorsa neticesinde suçtur, ama gönüllü ve istekli hale geldi bu. Artık zorlamaya gerek yok. İnsanlar kendi gönül iradesiyle, rıza ile kendi bütün hayatını paylaşır hale geldi bir grup insan. Evet. Dolayısıyla yani insanlar memnun. Memnun olunca da alıcısı var, satıcısı var, beğeneni var, beğeneni var. Bu iş böyle gidiyor yani. Nereye gider bilmiyorum yani. Hocam, teknoloji, sanal dünya dediğim zaman, dijital dünyada bu mahremiyeti çok ilerli olduğunu söylediniz yani. Evet. Hocam, burada belli sınırlar çizmek gerekiyor değil mi? Korumak lazım. Yani bir Müslüman bakış açısı, biz baktığımız zaman edep, haya, utanma duygusu var. Yani toplum içinde bir Müslümanın uyması gereken bazı kurallar var. Evet. İşte bu dünya aynı zamanda sanal dünyaya yansıdığı zaman, değil mi hocam? Müslüman orada da dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz sanal dünya konusunda? Sanal dünyanın içerisinde de Allah var. Evet, doğru. Sanal dünyada insanlar birbirlerini takip ediyor. Ama Allah sanal dünyada da insanlar takip ediyor. Bizi de takip ediyor. Sanal dünyada da melekler kaydediyor. Evet. Sanal dünya birbirlerini kaydediyor, birbirlerini böyle sunuyor, ama Allah-u Teala da kaydediyor. Her şeyi kaydediyor. Kayıtta yani. Evet. Dolayısıyla sosyal mecrada insan kendisini yalnız ve özgür hissedebilir, ama öyle değil yani. Evet. Normal hayatta olmadığı gibi. Bu manada şey yapacak olursak, sosyal medyanın, dijital çağın inanılmaz faydaları var. Bilginin paylaşımı, tecrübenin paylaşımı, hızlı iletişim. Artık bir düğün davetiyesine ev gezmene gerek yok. Sosyal medya aracılığıyla davetiyeyi yayınla, hepiniz davetlisiniz dediğin zaman. Ya tabii ne kadar kimse gelecek gelmeyecek onun hesabını yapamazsın, ama çok kolay artık şimdi. Evet. Böyle bir faydalar var, ama insanların çoğunluğu bu faydalarından daha çok günümüz insanı zararlı olan yönlerine, şehveti azdıran, aile yapısını bozan şeylere genelde yöneldikleri için, evet, şu an çok ciddi problem teşkil etmekte. Evet. Bu açıdan bakarsak mahremiyeti nasıl etkilemiştir şey? Dijital çağ, sosyal dünya. Artık herkes birbirini gözetlemektedir. Evet. Sosyal medyaya bırakılan izler, işaretler, kredi kartları, konum, takip sistemleri. Artık insan dönüşmüştür. Önceden özel kalma, bilinmeme
gibi böyle şeyler değerliyken şimdi tam tersine dönmüş. Sosyal bir insan olmuş değil mi? Varlık olmuş. Gerçekten sosyal varlık oldu insan. Gerçekten sosyal varlık oldu. Her şeyiyle, açık, aile yapısıyla, şey içiyle, dışıyla. Evet. Böyle olunca önceden belki bunu zorlanarak yaparken şimdi insanlar severek, isteyerek ve bunu gönüllü yapıyorlar yani. Evet. Gönüllü yapıyorlar. Böyle bir tesiri var. Böyle bir yıkıcı tesiri var. Artık herkes gönüllü. Takip eden de gönüllü, edilen de gönüllü. Evet. Ve dolayısıyla bir suç unsuru da ortada yok yani. Hı hı. Bundan dolayı artık özel hayatı gizlemek istemiyor insanlar. Evet. Yani açık, gizlemek istemiyor. Niye gizli olayım diyor. Çok gizli olan, hiç açıklamayan insanlar şaibeli konumuna düşüyor. Ya niye şey yapmıyor ki? Ne var diyor? Bir kusurum var yani acaba? Yani sosyal medya hesabı olmayan insan artık şüpheyle bakılıyor. Yani şüpheyle bakılıyor. Yani demek ki bir çekincesi vardı onun için, evet, gibi böyle bir şaibeli hale gelebiliyor insan. Böyle de bir durum, doğru, var yani. Veya geri kalmış etiketi veya başka başka etiketler yiyebiliyor insan. Doğru, evet. İnsan sosyal medyada ne kadar görünürse, ne kadar kendini gösterirse, her şeyini gösterirse o zaman daha sosyal oluyormuş gibi bir algı oluşuyor. Ve özgürlük diye bunu enformasyon da ilgili şeyler, sistemler bunu özgürlük diye bize lanse satıyor, ediyor. Lanse ediyor. Mahremiyet aslında, mahremiyet kendi içerisinde bir özgürlüktür. Kişinin özgürlük alanıdır mahremiyeti, evet, mahrem alanı. Özgürlük diye bize verilen şeyin aslında bizim özgürlüğümüzü, mahremiyet alanımızı işgal ettiğini görüyoruz. Yani dijital çağın, sosyal dünyanın mahremiyeti işgal ettiğini görüyoruz. Yani bu sosyal bakarsak, hayatımızda değil mi? Evimi içe sokmaya çalışıyoruz yani. Sokmaya çalışıyor ve bu rüzgara kapılan Müslümanlar arasında pek çok insan var yani. Doğru. Yani normal şartlarda ifşa kelimesi kullanılırken ifşanın yerini şimdi paylaşım aldı yani. Evet. Bu da neyden kaynaklanıyor? Artık insanoğlu haz duyuyor bu işten. Keyif aldığı için, evet, böyle. Beğeniyor. Keyif alıyor. Beğenilmek güzel bir şey. Beğenmek güzel bir şey. Nerede olduğunu şey yapmak güzel bir şey. Kamera önünde artık duygularını, hissetlerini gözler önünde sergilemesi, görünür hale gelmesi, her, evet, şeyin böyle bir görünürlükten ibaret olması, hı-hı, insandaki var olan bazı şeyleri ortaya çıkarmıştır. İnşallah onu bir sonraki sorularda, bir sonraki şeylerde değerlendiririz. Zevk alır hale gelmiştir insan artık. Görünmekten, göstermekten zevk alır hale gelmiştir. Göz önünde bulunmak her zaman istiyor, bulunmak, değil mi? İnsandaki bir duyguyu ortaya çıkarmış. Onu ileride inşallah söyleriz. Tam bu noktada Amerikalı psikolog Profesör Roland Miller'ın sözüyle bu bölümü kapatalım. Diyor ki sosyal medya aracılığıyla, evet, oluşan ortamda insan utanmayı unutmuştur. Yani sosyal medya utanmayı unutturmuştur diyor. Evet. Bizim hocalarımızdan Nevzat Tarhan da benzer bir tespitte bulunmuş. Artık birbirlerinden mi aldılar bilemiyorum ama o da diyor insanoğlu artık utanmayı unutmuştur sosyal medya aracılığıyla diyor. Evet. Hocam bazen insan çekiniyordu bazı konularda, değil mi? Utanma, işte ben bunu yapmayayım, tepki görürüm. Hani dışarı karşı daha düzgün davranayım, ahlaklı olayım, değil mi? Sosyal hayata daha dikkat ediyordu. Şimdi sosyal medyaya girince sen kimse oran bir kuralı yokmuş gibi, değil mi hocam? Evet. Orada yazıp çizmek, hakaret etmek, her şey özgürlük, serbest. İşte paylaşım yapmak, başkasının izin olmadan başkasının görüntüsünü paylaşmak. Evet. Değil bu mi? Şeyden olmadan de kaynaklanıyor. Sahte profillerden de kaynaklanıyor. Evet, evet. Orada görünmüyor. Ne söylerse söylesin gidiyor. Evet. Ve rahat. Hakikatte, hakikat Allah katında, onlar kaybolmuyor yani. Evet. Sen bu dünyada izini kaybettirebilirsin. Aslında hukuk, İş hukuka düştüğünde, hukuk üzerine gittiğinde onu tespit ediyor, buluyor. Evet, oradan kaçamaz yani. Doğru. Ama hukuk üzerine gitmediği için, insanlar bunu hukuka taşımadığı için o yaptığının kar olduğunu zannediyor. Öyle, ama Allah katında silinmiyor yani. Allah katında mahşerde mutlaka bunun hesabı olacak. Yani yaptığımız yani. Her yorum, değil mi hocam, kaydediliyor. Her yorum, orada her hakaret, her şey yine aynı. Normal hayatta yapıyormuşçasına. Evet, doğru hocam. Yine kayıt altında yani. Sayın hocam, insanlar beğenmek uğruna, değil mi, farklı farklı şekilde giriyor. İşte insan modeli dediğimiz farklı şeylere giriyor, duruma giriyor. Bu aslında psikolojide bir alakası var da. Ben şunu sormak istiyorum hocam size. Hangi davranış modeli içine giriyor? İnsan beğenmek olarak neler yapıyor hocam? Bunu söylemek isterim. İnsanoğlu geldiğimiz noktada... Bir beğeni noktada, uğruna değil mi hocam? Bir beğeni uğruna insanoğlu artık neler neler yapıyor. Yani şimdi biz sanal dünya diye bir şey var. Evet, bunu konuşuyoruz zaten. Bir, evet, de gerçek dünya var. Gerçek dünya neresi? Bizim bedenimiz, ailemiz,
evimiz, evimizin içerisindeki yatak odamız, oturma odamız, mutfağımız, çocuklarımız, eşimiz, evet, moda, cinsellik, özel hayatımız vesaire vesaire, dışarıdaki sosyal hayatımız, yüz yüze görüştüğümüz insanlar, çarşı pazarımız, alışverişimiz vesaire vesaire, bizim hepsi gerçek hayatımız. Bir de sanal dünya var. Sanal dünyada normalde insanlar uygun tarzda paylaşımlar, güzel bilgiler paylaşma adına, fotoğraflarına uygun tarzda fotoğraf paylaşma, yani duygularını paylaşma alanı, masumane bir şey görünmekle beraber, bazı insanlar da bu tam tersine dönmüş. Bunu evet, genellemeyelim de bütün kardeşlerimiz burada zan altında bırakmayalım. Evet. Bazı insanlar da bu tersine dönmüş. Sanal dünya dediğimiz dünya, bazı insanların gerçek dünyası olmuş. Evet. Bak, gerçek dünyası olmuş. Gerçek dünya dediğimiz dünyasını ise sanal dünyasına alet edevat yapmış. Evet. Çerez yapmış yani. Sanal dünyası onun için gerçek bir dünya olmuş. Evet. Ama bütün gerçek dünyadaki bütün değerlerini bu sanal dünyada gerektiği kadarıyla şartlara, duruma göre evet, harcamaya başlıyor yani. Doğru. Tam bu manada beğenilmek, takip edilmek hissi insanın yapısında olan, yaratılışında olan bir his. Evet. Sosyal medya bunu ortaya çıkarmış ve patlatmıştır. Ondan dolayı değişik değişik davranış modelleri ortaya çıkmıştır. Mesela her gün yeni bir şey paylaşmak zorundadır. Evet. Sosyal medya üzerinden takip edilmek istiyorsa, çokça takip edilmek istiyorsa, beğenilmek istiyorsa ve ruhu ve oradan beğenilmeyle ayakta kalabiliyorsa ve bu yaşam tarzı haline geldiyse, bu kişi her gün bir şey üretmek zorunda. Her gün bir şey üretmek zorunda. Tüketim çılgınlığı gibi hocam aslında. Tüketim çılgınlığı kendi, gibi. Evet. Her gün bir şey üretmek zorunda ki gündemde kalsın yani. Şayet üretemediği anda, üretmediği anda tükeniyor. Veya üretmeye gücü bittiği anda erimeye başlıyor. Ve çok hızlı eriyor. Anında eriyor ve yoksun. Bir gün bir şey üretmedin, yoksun. Evet. Ve insanlar bu manada baktığımızda yüz yüze iletişim, arkadaşlarla gezme, parka gitme, oturma, yani sosyal medyadan uzak bir şekilde bir şeyler yapma, bu tip insanlar için artık zaman kaybı, vakit kaybı. Evet. Bunun için her şey sosyal medya olmuş. Bir gece gezmeye gitse birkaç saat sosyal medya platformlarından ayrı kalması durumunda bunu zarar görüyor. Evet. Niye? Bir şeyler paylaşamadığı için bir şeyler beğenilme kaybetti. Oradan zevk ve haz kaybetti, zarar olarak görüyor bunu. Ondan dolayı başka insanlara ihtiyacım yok diyor. Bu şekilde davranış modellerine girebiliyorlar. Dolayısıyla sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi. Fenomen gelinler diye geçti herhalde. Sosyal medyada bir süre önce oğlum oldu. Fakat demek ki oğlunu paylaşmış bir yerlerde. Bana yeterince takipçi kazandırmadı. Ben kız doğurmam gerekiyor. Kız çocuğu doğurmaya karar verdim gibi bir beyanı var yani. Evet. Enteresan bir şey yani. Bak, beğenilme arzusu, isteği insanı ne hale getirebiliyor yani. Evet. Yine beğenilme hali insanın, geçenlerde gördüm gezerken sosyal medyada. İki erkek nişanlandığını Türkiye'den sosyal medyada gördüm. İki erkek nişanlanmış. Hatta bir tanesi böyle kadın kılığında veya şeyinde böyle evet, makyajı falan filan. Niye? Bu beğeni kazanmak için, takipçi toplamak farklı için. Farklı olmak için değil mi? Farklı olmak için. Ve de geldiğimiz noktada artık normal şeylere insanlar bakmıyorlar. Evet. Yani bakılmak için çok anormal şeyler üretmen gerekiyor. Bundan dolayı da insanlar çok şiddet noktasında çok ileri gidebiliyorlar. Hı-hı. Duygusal noktada çok ileri gidebiliyorlar. Harcama noktasında çok ileri gidebiliyorlar. Statü kazanma hususunda çok ileri gidebiliyorlar. Yani beğeni kazanabilmek için çok anormal davranışlar içerisine girebiliyorlar. Kredi kartı borcu var, bir sürü borcu var. O restoranta gitmeye bir şekilde, hiçbir şekilde gücü yok ama o restoranta bir fotoğraf çekilip paylaşması ona statü kazandırdığından, belli bir grubun içerisine dahil olma hissi, evet, orada bulunma hissi, kısa, geçmiş, geçici bile olsa o hissi tatmak için oraya gidiyor. Yani bir sürü borçlanıyor yani. Hocam bir de şu var. Sosyal medyada paylaştığı görüntü başı değil mi? Ücret alıyor bazı ücret insanlar. Ücret alıyor. Yani bu, bir kısmı da o ücretin peşinde. O ücretin evet, peşinde. Bir kısmı beğenilme duygusu. İnsanın içerisindeki yaratılışındaki bu zaaflar fırsatını bulduğunda hemen ortaya çıkıyor. Mesela TikTok önemli bir örnek bu konuda. Söylemekle de reklamını yapmış oluyoruz ama. Evet. Maalesef. Geçenlerde birkaç gün önce çocukların Kur'an'a rovaşata vurması, tekme atması aslında
özür falan dilemiştir ama arka planında şey de olabilir. Beğenilme, farklı olma. Evet. Duygusu da olabilir yani. Evet. Bunun benzer örnekleri çok. Gençler arasında popüler olma. Yani evet. Erkeğe erkeğe, kadın kadına. Hatta insanlar değerlerini harcamaya başlıyorlar. Evet. Yani zirvede kalabilmek için, sürekli beğeni alabilmek için, o alanda durabilmek için bir şeyler üretmen gerekiyor. Üretemez hale geldiğinde kişi değerlerinden harcamaya başlıyor. Doğru. Mesela ailesinden, çoluk çocuğundan, yatak odasını paylaşmaya başlıyor. Satın aldığı giysileri, affedersiniz, iş çamaşırlarını paylaşmaya başlıyor. Yani böyle değişik cinselliğini, cinsel özelliklerini paylaşmaya başlayan insanlar var yani. Evet, Yüce Rabbim Ümmet-i Muhammed'i bütün cümle insanlığı muhafaza eylesin. Genellemiyoruz ama böyle modellerin, böyle tiplerin ortaya çıkması bize gelecek adına tedbir almazsak, evet. İslam ahlakına, haya, edep duygularını çocukken yavrularımıza yükleyemezsek aslında gidişat oraya doğru gidiyor. Evet. Şimdi birkaç tane varsa ileride çoğalacak demektir. Maalesef hocam. Birisi diyor ki bir evde bir tane hamam böceği görüldüyse kesinlikle o bir tane değildir diyor. Doğru hocam. Ondan dolayı bugün bir tane ise tedbir alınmazsa Allah muhafaza bunlar çoğalabilir. Ondan dolayı diyoruz ki sosyal medyada insan değerleriyle yaşamalı. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğümüz herhalde bu konuyu geçen haftalarda çok yoğun bir şekilde işledi. Doğru, evet. Sosyal mecrada bile değerleriyle yaşaması lazım insanın. Evet. Yani bir ahlaklı Müslüman olarak sosyal medyada kendi varlığını, değil mi hocam, göstermesi lazım orada. Ben orada Müslüman olarak bulunuyorum, değil mi hocam? Yani, burada aynen. Ahlakımı da göstermem gerekiyor. Yani yaptığım burada hareketler İslam'a da zarar veriyor, değil mi hocam? Mesela evet. Biz bir yorum yapıyoruz, paylaşım yapıyoruz. Eğer bilinçsiz yaparsak ne oluyor bu sefer hocam? İslam'a da zarar geliyor. Aile yapımız zarar görüyor. Milletimiz zarar görüyor, değil mi? Ülkemiz zarar görüyor. Yani aynen, aynen. Herkesin bir sorumluluk altında olduğunu bilmesi gerekiyor hocam. Evet. Hocam bu konuda birkaç çözüm önerisi varsa size duymak isteriz. Programımızda inşallah nihayet eriyor. Çözüm önerilerine geçmeden önce bir tespiti daha. Tabii hocam, buyurun. Burada şey yapmak lazım. İnsanoğlu rotasını şaşırmak üzere gibi sanki. Bazıları rotasını şaşırınca ileriye bir sinyal ve işaret olarak düşünürsek Allah'ın beğenmesi en önemli bir şeydir bir Müslüman, evet. için. Allah'ın beğenmesi. Fakat insanlar şimdi Allah'ın beğenmesini bırakıp insanların beğenmesine yöneldiğinden, evet. dolayı. Hani Allah rızası önemli, değil mi hocam? Allah rızası. Allah beğeniyorsa yani. Doğru. Allah beğeniyorsa. Şimdi para insan ilişkisi, imkan insan ilişkisi üzerine birkaç kelam edecek olursak. Para insanı değiştirir mi ya da imkanlar insanı değiştirir mi diye soru sorulursa bir filmde izlemiştim. Filmin içerisindeki etkin karakter diyor ki, diyalog içerisinde, para insanı değiştirmez evladım diyor. Nasıl değiştirmez diyor, yani olur mu böyle bir şey? Yani paraya ulaştıktan sonra insanların çok değiştiğini görüyoruz. Evet. O filozof gibi adam diyor ki, hayır evladım diyor. Para ya da imkan, insanda var olan, yaratılışında var olan şeyi ortaya çıkarır. O onda varmış ki daha onu önceden. Bekliyor. Onu bekliyor. Şartlarını bekliyormuş, evet. yani. Demek ki parayla imtihan, imkanla imtihan, dijital sosyal mecra, dijital çağ ile imtihan, evet. sosyal medyayla imtihanla insan karşılaştığında beğenilme arzusu insanoğlunda ta eskiden beri var. Mesela kadınla erkeği kıyaslayacak olursak burada, kadın bakılmaktan hoşlanır yaratılış itibariyle. Erkek bakmaktan hoşlanır. Bir bakan vardır, bir bakılan vardır. Allah Celle Celle böyle dengeli bir şekilde yaratmıştır. Kadın beğenilmek ister, övgü ister. Kadın, erkek ise beğenmek, iltifat etmek ister. Kadın ilgi ister, erkek ilgi göstermek ihtiyacı hisseder. Ondan dolayı kadın dokunulmakla zevk alır, sevilmekten zevk alır. Yaratılış öyledir. Erkek dokunmaktan ve sevmekten zevk alır. Bu açıdan baktığımızda kadın kulaktan beslenir ve deriden beslenir. Yani dokunulmaktan ve kulaktan, güzel söz ve iltifatlardan, beğenilmekten. Erkek ise gözden beslenir, bakmaktan, gözden şey yapar, zevk alır ve o da deriden ama dokunmak, derinin dokunmak şeyiyle alakalıdır. Tamam hocam. Erkek ve kadına Allah Celle Celaluhu erkek ve dişi olarak bu şekilde yaratmıştır. Birbirini tamamlayan bir unsurdur. Bir elmanın iki yarısı gibi hocam, değil mi? Bir elmanın iki yarısı gibi ama evet. bunun kurallarını insana bırakmamıştır Allah Celle Celaluhu. Hayvanlar gibi değildir insan. İnsan
Allah Celle Celaluhu insana yaraşır kurallar koymuştur. Yani bu dokunmayı, beğenilmeyi, sevmeyi, şehveti, teması, ilgiyi, iltifatı evlilik dediğimiz mukaddes yuvanın içerisine yerleştirmiştir. Evet. Eşler arasında temas olacaksa eşler arasında temas olacak. Nikah olacak. Nikah olacak. Nikahtan sonra kadın dokunulmaktan hoşlanır, erkek dokunmaktan. Orada evet. olacak. Doğru hocam. Kadın sevilmekten hoşlanır, erkek sevmekten hoşlanır. Yuvanın içerisinde olacak, mahremiyet içerisinde olacak. Mesela çocuklar arasında çocuk sevgiye yani övgüye ihtiyacı vardır, ilgiye ihtiyacı vardır, şefkate ihtiyacı vardır. Bu aile içerisinde olacak. Evet. Kız çocukları, erkek çocukları, kızlar, erkekler. Ondan dolayı aile İslam'ın en temel müesseselerinden bir tanesidir. Tam bu noktada sosyal medya insanın içerisindeki o beğenme, beğenilme, takip etme, edilme duygusunu ortaya çıkarmış ve patlatmıştır. Evet. İslami kaygı, edep, ahlak, iffet gibi ahlaki değerlerle bir insan tezyin, müzeyyen olmadıkça ahlaki kurallarla kendini dizayn etmediği zaman insan sosyal medyanın bu yönünün tahripkar yönüyle karşı karşıya kalabiliyor. Müslüman da olsa bir insan. Evet hocam. Diyoruz tavsiyelerimiz nelerdir dersek. Tavsiyeler. Bu işte işin sırrı İslam ahlakıdır. İslam ahlakıdır. Allah'ın rızasıdır. Allah'ın beğenmesidir. Vücut bize Allah'ın emanetidir. Bakış açısı olarak baktığımızda Batı dünyası inanılmaz derecede özgürlük ve bireysel özgürlüğe önem verir. Mesela beden senin der. Kadın olsun, erkek olsun. Bu beden senin der. Bu beden üzerinde tasarruf hakkı senindir. Rızaya dayalı, isteğe dayalı sen bu vücudu, erkek olsun, kadın olsun, istediğin gibi kullanabilirsin der. İslam dışındaki bütün sistemler istediğin gibi kullanabilirsin. Dolayısıyla Batı toplumunda evliler kadın istemiyorsa, erkeğin kendisine dokunmasını istemiyorsa, erkek istemeden ona dokunmaya kalkarsa suç. Niye? Vücut onun vücudu. Karar evet. onun kararı. Dolayısıyla soyunma, vücudu teşhir etme, kapanma, istediği yerde açma, istediğinle beraber olma, temas etme tamamen kişinin kendisine bırakılmış. Evet. Ama İslam'da bu kuralları Allah Celle Celaluhu koymuş. Giyim kuşam kuralları, evet. mahremiyet kurallarını Allah koymuş. Vücudu Allah bize vermiş ama vücut da evet. emanet olarak vermiş. %50-%50 oranları ben tahmini %50-%50 diyorum. Kullanım hakkı bizim. Ama kullanımında ne şekilde olacak? Nerelerde kullanırsın, nasıl kullanamazsın kurallarını Allah koymuş. Tamam, kadına çok özel bir, çok güzel bir şekilde yaratılmıştır kadın. Evet. Ama vücut Allah'ın koyduğu kurallarla evet. dolayısıyla mahremiyet kurallarına göre sosyal medyada davranmak gerekir. Doğru. Sosyal medyada da Müslümanız. Sosyal medyada içerisinde de sorumluyuz ve takip ediliyoruz. Hı. Bundan dolayı ne yapmak gerekiyor? Sosyal medya içerisinde de Müslümanca davranmak gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla Müslümanlığın, bir Müslüman İslam'ın temsilcisidir aslında. Sosyal evet. medya içerisinde İslam'a yakışır, İslam ahlakına yakışır bir duruş sergilemek suretiyle aslında İslam'ın teknolojiye, evet. sosyal medyaya karşı olmadığını, Müslümanca yaşayarak da sosyal medyanın nimetlerinden yararlanabileceğini kişi aslında gösterebilir. Allah'ın beğenmesi bir mümin için Allah'ın rızası en önde olmalı. İnsanların beğenmesi gelip geçicidir yani. Bugün var, yarın yok. İstersen 1 milyon beğeni olsun. Sana bir şey olduğunda 1 milyon kişinin bir tanesinin bile sana faydası yoktur. Evet. Yoksun yani. Bir gün sonra yoksun. Ama Allah'ı kendini Allah'a beğendirdiğinde hı hı. koruyan, gözeten her zaman yanında ve ahiretini kazanıyorsun yani. Evet. Dolayısıyla amel defterinde kanaatimce, amel defteri deyince hep böyle defter aklımıza gelir. Dijital çağ deyince amel defterinin formatı değişmiştir kanaatimce. Hard disk gibi değil mi hocam? Hard disk ya da şey diyelim, laptop diyelim. Evet. Ya da şey var ya. Tablet. Tablet diyelim. Tablette görüntü, ses ve yazılı kayıtlar var. Doğru. A'dan Z'ye bütün hayatımız orada görüntü halinde.
Bütün konuşmalarımız, ses kayıtlarımız orada yüklü. Bütün davranışlarımız, her şeyimiz bir de yetmemiş yazılı şekilde yüklü. Evet. Hangi alana girersen kendini orada görüyorsun. Kanaatimce onun en alt bölümünde beğenme yerleri vardır. Beğendirme, beğenilmeme yerleri vardır. Kişi bu dünyada en çok kendini, en çok Allah'a beğendirirse kanaatimce ahirette geçmeyen, kaybolmayan, zayi olmayan beğenilme Allah'ın beğenmesidir. Amel defteri dediğimiz o tabletin alt bölümünde herhalde beğenilme bölümü vardır tahminimce. Artık bunu şimdi böyle görünce böyle tahmin ediyoruz. Orada en çok Allah, en çok beğenilme şeyi orada, Allah tarafından beğenilme şeyi orada varsa Allah'ın izniyle kişi kurtulmuştur diyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok verimli sohbet oldu. Ederiz. Allah razı olsun. Eksiğimiz kusurum varsa affola. Sağ olun hocam. Hocam son olarak şey demek istiyorum. Orada bir sosyal medyada bir hata yaptığımız zaman değil mi? Bir linç yiyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Ama Allah-u Teala'ya karşı bir hata yaptığımızdan Allah-u Teala tövbe edin diyor. Dönüş evet. istiyor. Demek ki beğenilme Allah olursa orada kazancımız var. Kazancımız ama sosyal medyaya karşı bir yanlışlıkla hata yaptığımız zaman linç yiyoruz. Linç yiyoruz ve dönüşü de olmayabiliyor bazen. Evet. Evet hani hocam. Orada da özür dileyebiliyorsun. Belki işi yırtabiliyorsun ama. Evet maalesef. Allah'ın beğenmesi herhalde en yüce beğenme bu olmalı. Hocam çok teşekkür ederim. Biz sağ teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli E-TV izleyicileri, bugün hocamızla mahremiyeti ve sanal alemi konuştuk. Yaptığımız bu konuşma inşallah faydalı olur. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.